أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah razı olsun Kuvvetin hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah kabul eylesin. Kuvvetin hocamız Valiyeti Camimizin cemaatinden hemen camimizin yanında talebeler yetiştiriyor. Allah razı olsun muhterem hocam. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kendisi Tacikistanlı ve burada hemen camimizin kıble tarafında hafızlar yetiştiriyor. Tacikistan'dan gelen yavrulara Kur'an öğretiyor.
orada böyle sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar elhamdülillah Kur'an sesleri her daim yankılanıyor. Yüce Mevlam hocamıza, talebelerine her daim Kur'an hizmetinde olmayı nasip eylesin. Bizlere de ehli Kur'an'a hizmet edebilmeyi nasip eylesin. Ya Kur'an-ı Kerim'i okuyan olmak lazım, ilmi öğrenen olmak lazım, ya öğreten olmak lazım, ya seven olmak lazım, ya onlara yardım eden olmak lazım. Mutlaka bir parça bir yerden faydalanmak lazım. Ya da dinleyen olmak lazım. Sizin gibi Allah razı olsun. Buraya geldiniz, dinliyorsunuz. Ekranların başında bizi dinleyen değerli misafirlerimiz var. Kıymetli dinleyenlerimiz var. Rabbim Kur'an'ın bereketinden faydalanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Kurban Bayramı'nı bitirdik. Bu akşam itibariyle şükürler olsun Rabbimize ki bize bir sefer daha bayrama ulaşma imkanını bahşeyledi. Özgürlük içerisinde, huzur afiyet içerisinde, ailemizle, sevdiklerimizle beraber güzel bir bayram geçirdik. Ve kurbanlar kesildi, paylaşımlar yapıldı din kardeşlerimizle, öyle değil mi? Kurbanını kesenler kesmeyenlere ikram ettiler. Böyle güzel bir sosyal aktivite de olmuş oldu bizler için. Bayramlar sosyalleşme vesilesi oluyor. Akraba ziyaretleri yapıldı. Sevdiklerimizi gördük. Akrabalarımızla buluştuk. Şükürler olsun Mevlamıza. Yüce Rabbim bu bayram günlerinde her türlü güzelliklerden, bereketlerden, faydalanan kullarından cümlemizi eylesin. Amin. Rabbim bir daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde ulaşabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah kıymetli misafirlerimiz. Hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler kurban ibadetiyle de aslında ilgili ayetler. Birkaç tanesine mana verelim. Bakara suresinden okudu Kutbettin hocamız. Bakara suresi 124. ayet-i kerime buyuruyor ki Rabbimiz Estaizu billah, Bismillah ve iz ibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin feetemmehun. Hani Rabbim İbrahim'i bir takım imtihanlarla, sınavlarla sınamıştı da o da bu imtihanları tam olarak yerine getirdi. Bu sınavlarda başarılı not aldım. Cenab-ı Hak ne emretmişti İbrahim Peygamber'e? Demişti ki oğlum İsmail'i kurban edeceksin demişti. İbrahim Peygamber de Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bu zorlu imtihanı, sınavı başarıyla atlattı. Oğlu İsmail'i Allah yolunda kurban etmeye azmetti. Fakat Rabbul Alemin bir insanın canına kıyılmasını elbette ki arzu etmez. Masum bir çocuğun canına kıyılmasını istemez. O İsmail yerine aleyhisselam bir koç hediye etti. وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ diyor. Yine Şura suresinde Mevlamız anlatırken İsmail'in yerine bir koç, büyükçe bir koçu fidye olarak verdik, diyet olarak verdik diyor. İbrahim Peygamber oğlu İsmail'i bir kenara bıraktı. Mevlamın gönderdiği o koçu kurban etti. İşte bizler bugün İbrahim Peygamber'in yaptığı ibadeti ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Hani burada Kurban Bayramı vaazında birçoklarınız vardınız. Dinlediniz Kurban Bayramı vaazını. Ne demiştik? Aslında biz kurbanlarımızı keserken ne yapmış oluyoruz? Rabbimize her şeyimizi feda edebileceğimizi gösteriyoruz. Yani kurban bir teslimiyet göstergesidir. Allah'ım ben bu hayvancağızı, koç, koyun, inek, deve neyse senin yolunda kesiyorum. Aynı şekilde ben canımı, malımı, ailemi, her şeyimi, bütün dünyalığımı da senin uğrunda
feda edebilirim ya Rabbi diye İbrahim peygamber gibi o en sevdiğini feda edebilmenin bir göstergesidir kurban ibadeti. Elhamdülillah onu gerçekleştirmiş oldu kardeşlerimiz. Yüce Mevlam kesilen kurbanları makbul eylesin. Tabi bir ibadet yapılıyor. Bu ibadet kabul edildi mi edilmedi mi onu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Adam baştan sona Kur'an okuyor, hatim indiriyor. Peki o hatmi Rabbimiz kabul etti mi? Bilmiyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Kabul oldu mu? Bilmiyoruz. Hac yapıyor. 10 sene kura beklemiş. Buradan 2500 kilometre yol gidiyor. 30 gün, 40 gün kalıyor. Hac yapıyor. Onca zorluklar, meşakkatlere katlanıyor ve dönüyor. Peki bu hac kabul oldu mu? Bilmiyoruz. Kurban kesildi, kurban kabul oldu mu? Bilmiyoruz. Onun için bir ibadeti yaptıktan sonra çok dua etmek lazım. Allah'ım ben acizane, fakirane, böyle mütevazice bir ibadet yapmaya çalıştım. Fakat eksiklerim çoktur, kusurlarım çoktur. Sen o eksik kusurları tamamlayarak en güzel surette kabul eyle ya Rabbi diye ne yapmamız lazım? İbadetimizin kabulünü Rabbimizden istememiz lazım. İşte bu İbrahim peygamberin imtihanlarından bir tanesi de oğlu İsmail'i kurban etmesiydi. O da bu imtihanı kazandı. قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Cenab-ı Hak da bir mükafat olarak kulu İbrahim'e dedi ki madem ki sen bu imtihanları başarıyla atlattın seni insanlara imam edeceğim, insanlara önder edeceğim dedi. Evet, ne diyoruz? İbrahim peygamber insanlığın Adem aleyhisselamdan sonra insanlığa gelmiş kutlu elçilerden bir tanesi. Hanif dinin bir olan Allah'a inanmanın bir dönüm noktası olmuş. Ve İbrahim peygamber putları yıkmış. Öyle değil mi? Onun için İbrahim'in milleti diye Kur'an'da geçer. Millete İbrahim diyor. Yani Müslümanlar İbrahim'in milletinden, İbrahim'in dininden diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Adına sure olan çok yüce bir peygamber kendisi ve Allah-u Teala onu inananlara önder etmiş. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي İbrahim peygamber de o kadar şefkatli, merhametli bir peygamber ki hemen zürriyetini soruyor. Allah'ım diyor, zürriyetim ne olacak diyor. Çoluk çocuklarım ne olacak? Evlatlarım ne olacak? Neslim ne olacak? Onların hali nicedir? Hemen onları soruyor. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ Cenab-ı Hak da diyor ki zalim olanlar kendi nefsine zulmedenler onlar benim sözüme erişemezler diyor. Yani bir insan eğer İslam yolunu tercih etmediyse, iman yolunu tercih etmediyse, camiyi, cemaati terk ettiyse, namazı, abdesti, orucu, zekatı terk ettiyse, İslam'a sırt döndüyse, camiden bana ne, namazdan bana ne, ben kafama göre yaşarım, kimse bana karışamaz diye, ben özgürüm, istediğim gibi takılırım, hiçbir sisteme dahil olmam dediyse, eğer İslam'ı tercih etmediyse, o kişiye İbrahim peygamber de fayda etmez, Muhammed peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem fayda etmez. Onun için imanla sorumluyuz, amelle sorumluyuz. Hepimizin hayatımızda sorumluluklarımız vardır. Devamındaki ayet-i kerimelere devam ediyor. Diyor ki وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا Biz diyor Cenab-ı Allah hani Kabe'yi beyt diye geçiyor. Evde burada Kabe maksat. Kabe'yi insanlara bir ibadet makam mekanı, bir emniyet yeri olarak kılmıştık diyor. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى İbrahim'in makamından kendinize musalla ediniz. Yani İbrahim'in makamında onun etrafında namaz kılınız. Şimdi makam İbrahim var değil mi?
Oraya gidenler biliyorlar, Kabe-i Muazzam'ın hemen yanında Makam-ı İbrahim dediğimiz bir yer var ve onun yanında namaz kılmak çok faziletli, çok sevap. İbrahim'in makamında namaz kılınız. وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ Biz İbrahim'e ve İsmail'e şunu emrettik. اَنْ تَحْرَى بَيْتِيَ لِلْتَائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَعِ السُّجُودِ Kabe'nin etrafında tavaf eden, oralarda itikafa girip kendini ibadete adayan, rükû eden, secde eden müminler için orayı temiz tutunuz. Cenab-ı Hak İbrahim peygamberle oğlu İsmail peygamber emrediyor. Bakara suresi 125. ayet. Diyor ki kullarım buraya uzaktan geliyorlar. Memleketleri aşıp buraya tavaf etmeye gelecekler. Rükû etmeye gelecekler. Secde etmeye gelecekler. Aman ha, evimi temiz tutun. Kabe'mi temiz tutun diyor. İlk cami görevlisi İbrahim peygamber ve İsmail peygamberdir. Hem de Allah'ın Celle Celaluhu Kabe'sinin görevlileridir onlar. Onun için bugün dünyanın neresinde olursa olsun, ülkemizin hangi ilinde, hangi ilçesinde, hangi mahallesinde, köyünde olursa olsun bir cami hizmetinde bulunan din kardeşimiz İbrahim peygamberle İsmail peygamberin vazifesini yapıyor. Vazife hassas. Vazife önemli. Şimdi burada çay görevlisi olan kardeşlerimiz var. Abdesthanelerde, helalarda hizmet eden kardeşlerimiz var. Camimizin güvenliğini sağlayan kardeşlerimiz var. Buraya gelen, burayı koruyup kollayan, burada hem cemaat olan hem de caminin her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz var. Onların hepsi Allah'ın izniyle İbrahim peygambere verilen görevi yapıyorlar. Çünkü burası da Kabe-i Muazzama'nın bir şubesidir. Elhamdülillah. Yüce Mevlam bu duygularla, bu düşüncelerle, bu inançla camilerimizde hizmetkar olma aşkını, şevkini bize nasip eylesin. Camilerde ağalık olmaz. Camilerde paşalık olmaz. Camide ne olur? Hizmetçilik olur. Hizmetçilik. Ağalık, paşalık o saraylarda, köşklerde olur. Camide hizmetçilik olur. Çünkü burası Allah Celle Celaluhu'nun evidir. Şimdi burada da Valiyat-ı Camimizde, camimizin derneği var, dernek hizmetleri var. Aslında tevafuk oldu bu konu. Hocamız bu ayetleri okudu ve tevafuken ben de hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler, Allah razı olsun Kıbrettin Hocam. Ayetler bizim konumuzla da çok böyle hem kurbanla hem de bizim bugünkü konularımızla güzel oldu. Rabbimizin bereketi elhamdülillah ilişkili oldu. Onlarla bağlantılı oldu. Valiyatik camimizde hizmet eden, camimizin derneğinde görev yapan camimizin dernek başkanı Uğur Sever abimizi davet ediyorum. Uğur abimiz buyurun. Camimizle ilgili bilgiler edineceğiz. Uzaktan dinleyenler var. Valiyatik camimizi gelmek, görmek isteyenler var. Onun için Valiyatik Camii Dernek Başkanımız Uğur Sever abimizden camimizle ilgili hem bilgiler alacağız hem de inşallah biraz daha camimizi iyi tanımış olacağız. Evet, Uğur abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Evet. Hocam Allah razı olsun sizden. Size takalım şöyle. Önce onu takalım isterseniz. Öncelikle Uğur abimizi bir tanıyalım. Kardeşlerimiz de tanısınlar. Uğur abi seni tanıyalım. Buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Uğur Sever. 1985 Üsküdar doğumluyum. Doğma büyüme validetikliyim. Onun dışında kamuda görev yapıyorum inşallah.
Onun dışında da burada STK olarak camide bazı faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. İşte böyle güzel sohbetler olsun vesaire, bunları düzenlemeye, hocalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derneğimizin anlatacak, biraz faaliyetlerinden bahsedelim. Anlatacak fazla bir şey yok kendi hakkımızda. Garip kul işte hocam. Derneğin faaliyetlerinden mi girelim hocam, yoksa aslında caminin camiyi tabii şimdi Google'a falan girdiğiniz zaman internette çok bilgi bulabilirsiniz. Çünkü cami hakikaten Mimar Sinan'ın 6 büyük eserinden bir tanesi olarak literatüre geçmiş. Yani tarihçiler, sanat tarihçiler Mimar Sinan'ın yaptığı en iyi 6 eser içinde olduğunu söylüyorlar. Onun dışında cami hakkında konuşulacak çok şey var. Mimari yapısı zaten onu biz konuşacak düzeyde değiliz ama biz hani kısaca caminin nasıl yapıldığından, nasıl buraya kondurulduğundan bu eserin bahsedelim. Ben birkaç tane not almıştım, onlara da bakayım. Tabii şimdi ilk önce bir validetik mahallesinden bahsedelim biraz isterseniz. Hani tabii hepiniz biliyorsunuz, senelerde burada yaşıyorsunuz. Validetik Mahallesi Üsküdar'ın kadim şehir olarak geçer Üsküdar. Kadim şehir Üsküdar, biliyorsunuz İstanbul'dan önce Üsküdar vardı. Üsküdar'ın merkez mahallelerinden 33 mahallesinden bir tanesi. 22 bin nüfusa sahip olan Validetik Mahallesi de 6 tane cami var, ibadethane var. Yani o yönden de elhamdülillah her köşe başı Üsküdar öyle zaten de bizim mahallemiz de öyle. Yani şuradan 100 metre gidin mutlaka bir camiye denk geliyorsunuz. Validetik Cami de bu mahallenin ismini aldığı cami. Validetik Mahallesi'nin Validetik Mahallesi olmasının kaynağı Validetik Cami'dir. Validetik Cami 2. Selim'in hanımı 3. Murat'ın, padişah 3. Murat'ın annesi Afife Nurbağan Sultan tarafından Koca Sinan'a, Mimar Sinan Hazretleri'ne yaptırılan bir külliye. Sadece şimdi cami demek de hocam, hani biz cami diyoruz da biz sadece şu anda cami ile alakalı olduğumuz için sürekli cami olarak diyoruz. Burası bir külliye. 14.000 metrekare alan. 14.000 metrekare alana kurulmuş bir külliye. Hani genel olarak özet diyecek olursak burada 7-8 tane kullanım alanı var. Yani bölümler var. İşte tabanesi var, darül kurrası var, darül şifası var, imarathanesi var. Onun dışında Sübyan Mektebi var. Şu arkada tekke var. Biliyorsunuz tekke dervişlerin konakladığı yer. Bu şekilde böyle. Burası da tam göbeği Allah-u Teala'ya ibadet edilen yeri. Mescidi. Cami kısmı burası da. Bizim bulunduğumuz alan. Ne dedik? Camiyi Afife Nurbağan Sultan yaptırdı. Yani ben bunu özellikle söylüyorum hocam. Afife dememin sebebi şu. Afife Nurbağan Sultan'ın hikayesi var. Şimdi biraz hani biliyorsunuzdur belki çoğunuz ama ben size onu anlatmak istiyorum. Yavaş yavaş. Olsun, bir şey olmaz. Afife Nurbağan Sultan kimdir? Bunda sıkıntı yok. Küçük tamam. Bir yayın kazası. Olur hocam, canlı yayınlarda biz de artık bunlara alışacağız yavaş yavaş. Allah'tan set arkamız sağlam. Evet. Ne dedik? Afife Nurbanu Sultan dedik. İlk önce aslında bizim bu şahsiyeti tanımamız lazım. Niye bu şahsiyeti tanımamız lazım? Her şeyden önce bir hanımefendi. Bir hanımefendi ve bir sultan annesi. Aynı zamanda da yani bir sultan yetiştirmiş. Aynı zamanda eşi de sultan. Afife Nurbanu Sultan. Afife'nin manası, şimdi onun hikayesini anlatacağım gerçi ama şuradan başlayayım ben. Nurbanu Sultan Barbaros Hayrettin Paşa'nın Rodos Seferi'nde Korfu Adası var. Korfu Adaları'nda bir beyin kızı. Bir bey, oranın beyi. Yani oranın asillerinden. Barbaros Hayrettin Paşa Rodos'a gittiği zaman bu Korfu Seferi'nde işte bir şekilde savaş veya işte başka bir şey oluyor ve Afife Sultan'ı esir olarak alıyor. Nurbanu Sultan'ı, bugün Validatik dediğimiz annemizi esir olarak alıyor ve Osmanlı'ya getiriyor. Sarayda Afife Nurbanu Sultan çok güzel bir eğitimden geçiyor. Zaten kendisi de
Çok akıllı ve çok zeki bir hanım. Hemen İslam'ı kabulleniyor, onun içine sindiriyor ve gerçekten çok kısa zamanda çok yol alıyor. Saray hayatı bu şekilde geçerken Afife lakabını alıyor. Afife'nin manası da afif temiz demek. Temiz, güzel, iffetli ve namuslu demek hocam. Afif. Öyle demekmiş eski lügatta. Nurbanu Sultan da çok temiz ve çok namuslu, çok iffetli. Ona saraydaki, yani sarayda onları yetiştiren hocalar ona o lakabı takıyorlar. İffetli ve anlamında. Tabii iffetli anlamında. Ve kısa zamanda Afife Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan, Hürrem annemizin gözüne giriyor. Ve onu oğlu 3. Murat'a zevci olarak alıyor. Neyse gel zaman git zaman tabii Afife Sultan'ın işte oğlu tahta geçiyor. Eşi tahta geçiyor falan derken. Afife Sultan'ın da, Afife Nurbanu Sultan'ın da bir huyu var. Her yemek yediğinde, hani bu anlatılanlar tabii şimdi rivayetler ama biliyorsunuz bizim her tarihi yapıtımızda mutlaka bir menkıbe vardır. Evet. Menkıbesiz olmaz yani. Evet. Yani aslı olsun veya olmasın. Böyle kaynak arayalım ona veya aramayalım. Hiç önemli değil. Afife Nurbanu Sultan her yemekten sonra sofrada biriken ekmek kırıntılarını elinde topluyor. Bir de Safiye Sultan var. Safiye Sultan da 3. Murat'ın eşi. Eşi. Bunu gidiyor. Ona bir garip geliyor bu olay. Çünkü sen valide sultansın. Ekmek kırıntılarını neden elinde topluyorsun? Evet, diyerekten. Basit bir artık basit geliyor. İşte ne dersek. Gidiyor bunu eşine anlatıyor. Eşi de dediğim gibi Nurbanu Sultan'ın oğlu. Anlatıyor. Bir gün 3. Murat Hazretleri annesini sofrada ziyaret ediyor. Bakıyor ki tekrar aynı şeyi yapmış. Bir rivayette böyle anlatılıyor. Aynı şey yapmış. Kırıntılar. Anneciğim diyor, elindeki ne? Diyor ki işte bir şey yok oğlum diyor. Anne elini açar mısın diyor. Neyse gel bu sorular giderken elini açıyor ve elindeki o ekmek kırıntılarının inciye dönüştüğünü görüyor hocam. İnci yani bir rivayette pırlanta deniyor. Çok önemli değil ama değerli bir şey oldu. Çok mahcup oluyor. 3. Murat çok mahcup oluyor ve diyor ki anne benden bir şey iste. Diyor ki oğul bana diyor bir külliye inşa ettir. Olur anne diyor. Hay hay diyor. Ertesi gün Koca Sinan'ı çağırıyorlar. Biliyorsunuz Mimar Sinan o zaman artık ömrünün son demlerinde. Daha çok rivayet var ama işte burayı merkez olarak seçiyorlar. Burası Üsküdar. Üsküdar'ın tepelerinden bir tanesi. Buraya bu külliyeyi yapıyorlar. 1970 yılından teknik olarak 1570 yılında başlanıyor ve 1583 yılında farklı kaynaklarda işte 3 aşağı 5 yukarı gidip geliyor buranın yapılması hikayesi. Bu şekilde burası yapılıyor. Daha sonra Mimar Sinan burayı yaptıktan sonra hemen vefat ediyor. Yani az bir dönem yaşıyor. Afife Nurbanu Sultan da hemen vefat ediyor. Ve ondan sonra hani biz vakfiyesine falan da baktık buranın. Vakfiyesinde bu mahalleleşmenin bu cami etrafına olduğu yazıyor. İşte yeni mahalle olarak geçiyor zaten. Bu sokaklar mesela baktığın zaman bu sokakların hepsi o kadar ilginç bir mimari yapıyor ki. Sokaklardan nereden girerseniz girin muhakkak ki bu külliyenin içindesiniz. Evet külliyeye giriyoruz. Aslında sokaklarda gezdiğimizi zannediyoruz ama biz bir külliyenin içinde geziyoruz. Şimdi bu külliye ne hocam? Şimdi aslında hani ben başka bir tarafını düşündürmek istiyorum bu olayın. Fikri yaşamak, yaşamayı da fikir bilmek tarafı var işin. Şimdi bu eser bir fikir, fikirden ibaret. O fikir nedir? Osmanlı, yani bizim ecdadımız, ilim, irfan ama bunların merkezinde Allah'a kulluk. Tabii Allah'a kulluk da ilim ve irfansız olmaz. İlim ve irfan öğrenen insan da muhakkak ki yetimi kollar. Ondan sonra düşmüşe yardım eder. İşte şu anda gördüğümüz yani bulunduğumuz külliyenin etrafına baktığımız zaman tapahanesi, şifahanesi, medresesi hani Mimar Sinan öyle bir oluşum yapıyor ki bütün hepimizi aslında ilmin içinden geçiriyor. Ama tabii düşünmek lazım. Düşünebilene çok ibretler var. Şu yapıda bile çok ibret alacağımız noktalar var. Çünkü
Bizim öyle bir ecdadımız var ki bu ecdat artık teknolojik olarak o zaman son noktada. Hani burayı mesela girin bakın, burayı biraz araştırın, çok da belgeseli var. Büyük mimarlar öve öve bitiremiyorlar. Ki bizim görmediğimiz neyi görüyor acaba onlar? Belki de taşları görüyorlar falan vesaire. Ama manevi tarafına baktığınız zaman dediğim gibi biz bir ilim milletiyiz. Biz bir ilim ümmetiyiz. İlimsiz olmuyor. O ilmi de kavrayabildiğimiz zaman işte darüşşifalar oluyor. Sübyan mektepleri oluyor. Onun ardından genç kızlar evlendiriliyor. Bakın bunların hepsi buranın vakfiyesinde yazıyor. Genç kızlar evlendiriliyor hocam. Yani artık öyle şey oluyor ki mesela hani vakfiyede şu var. Buradan senede bilmem işte kaç kişi hacca gönderilmesi zorunlu. Allah Allah. Tabii. Hac ibadeti için gönderilmesi zorunlu. Mahalle sakinlerinden. Şimdi işin bu tarafları var. Tabii bu tarafları çok güzel şeyler. Bir de ne var? Bir de şu var. Mesela 500 sene önce yapılmış bir yapı içindeyiz. Validetik mahallesi olarak isteyelim veya istemeyelim. Biz şu yapı sayesinde kendi kültürümüzden kopmuyoruz. Elhamdülillah. Niye? Çünkü biz buradan geçerken bakın isteyelim veya istemeyelim burayı görüyoruz. Algı olarak bilinçli veya bilinçsiz şunu mutlaka bize hatırlatıyor. Diyor ki işte senin böyle bir ecdadın vardı. Tarihi hatırlatıyor. Tabii. Rabbini hatırlatıyor. Tabii. Aynen öyle. Dinini senin bizim şimdi burada gençlerle bir tezimiz var zaten. Şey diyoruz. Hani bir tane adamı alalım. Herhangi bir yerden dünyanın en ücra köşesinden bir tane adamı alalım. Tabii çok işte biraz da bilgi malumat olsun. Hani dinler hakkında, kültürler hakkında alalım, uçakla gözlerini kapayalım. Onu buraya getirelim, bırakalım. İstanbul'un her yeri için böyle. Türkiye'nin de genel ekserisi böyle. Ekseri için böyle. Şuraya bırakalım diyelim ki sen neredesin? Ne der? Der ki yani bilmiyorum. Lokasyon olarak bilmiyorum ama muhakkak ki bir burayı görür. Bir Müslüman yurdundayım. Evet. Elhamdülillah. Bunu söyler. Tamam mı? Bir Müslüman yurdundayım. Niye? Çünkü minare var. Hatta biraz da bilgisi varsa der ki bu der eski Selçuklu mimarisi ile Osmanlı mimarisi. Hani onu da söyler. Ya büyük bir ihtimal der ben Osmanlı ülkelerinden bir tanesindeyim. Bakın Türkiye demiyorum. Osmanlı şehirlerinden bir tanesindeyim der. Çünkü bugün Makedonya'da da var. Mim Koca Sinan'ın eseri. Allah ona rahmet eylesin. Bosna'da da var. Dünyanın her yerinde var hocam. Mimar Sinan'ın son eseri hocam. Son evet. Ama külliye olarak. Yoksa son eseri bu değil. Hmm. Bir mescit daha yapmış. Amaymış. Hmm. Biliyorsunuz Amaymış son dönemlerinde Davutpaşa'ya. Güzel. Bir mescit tarif ederek yaptırıyor. Burası külli olarak son eseri ve artık bir insan düşünün. Dünyada bu işin zirvesi. Hala zirvesi. Mimar olarak Mimar Sinan bu işin zirvesi. Hala güncel olarak da. Çünkü yaptıklarını yapamıyorlar. Bu işte diyor ki Süleymaniye çıraklık eserim. Biliyorsunuz Kanuni'nin ilk dönemlerine denk geliyor zaten. Mimar Sinan. Süleymaniye diyor çıraklık eserim. Edirne'den ustalık eserim olarak bahsediyor. Edirne'deki Selimiye Camii'nden ustalık eserim olarak bahsediyor. Burayı da ömrünün son aylarında yapıyor. Elhamdülillah. Artık yani. Rahmet eylesin hepsine. Bir de son olarak şunu öğrenelim. Burada ne gibi faaliyetler var? İleriye doğru ne gibi hedefler var? Burada sohbetlerimiz oluyor. Bunun dışında hem dinleyenlerimiz de öğrensinler. Evet. Hocam şimdi biz şimdi arkadaşlarımızla beraber şimdi biliyorsunuz genelde Türkiye'de yani şöyle bir algı var. Dernek, cami derneklerini işte yaşı kemale ermiş işte müminler olgun, üstlenirler. Olgun diyelim tabii olgun müminler üstlenirler. Böyle bir algı var. Yani bir şekilde bu algının da artık kırılması lazım. Bu algı kırılırken de nasıl olacak? Şimdi o işe katılarak yani o işte bir amel tarafı, bir aksiyon tarafı. Gençlere yol açmak lazım. Tabii hocam muhakkak. Biz niyet ettik. Dedik ki zaten biz burası bu yani düşündük, dertlendik. Dedik ki mahallemiz için ne yapabiliriz? Zaten işte namaz kılıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Burada da duruyoruz işte. Camimizi seviyoruz falan. Niyet ettik Allah rızası için dedik. Girelim böyle bir işin altına. Evet. Hani STK olayları falan vesaire topluma yararlı yapılacak olan işler nedir? Arkadaşlarımızla beraber niyet ettik. Bizim 60 küsür üyemiz var hocam. Bu şey yönetim kurulu 14-15 kişi. Bu yönetim kurulunun yaş ortalaması yani 35. Maşallah. Yani genç kardeşlerimiz. Maşallah. Hatta şöyle ki hani
hiç fark etmez. Bu 18 de olur, 17 de olur. Yani olur yani. Buradan da dinleyenler, izleyenler varsa demin hocam, çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından bahsederken orada Rabbül Alemin'in hani mescitlerden ne şekilde bahsettiğini anlattı. Hani Kabe'yi yapmasını emretti İbrahim Aleyhisselam'a. Hocam değil mi? Kabe'yi, beytimi. Burası da onun bir şubesi. Elhamdülillah. Kabe'ye hizmet edemiyorsak ne yapacağız? Değil mi? Mahallemizdeki şubesine hizmet. Yani mahallemizdeki şubesine hizmet edeceğiz. Bunu yaparken önce evvela camiyi cemaat olarak dolduracağız. Gençler hocam, özellikle gençler. İmar çünkü ilk önce cemaatle başlar. İlk önce safları doldurursunuz. Omuzlar birbirine değer. Ya biz öyle öğrendik hocam. Evet. Ondan sonra taşına bir emeğiniz geçer, toprağına bir emeğiniz geçer falan. Onu da zaten ruh olacak. Tabii hocam. O şekilde niyet ettik hocam. Şimdi tabii şimdi Allah Teala, biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah Teala bize bir şekilde bir yollar açıyor. Elhamdülillah. Çünkü duamız öyle diyoruz. Ya Rabbi sen bizi senin hizmetinde kullan. Eyvallah. Amin. Diye dua ediyoruz. İşte şimdi pandemi girdi araya falan. Aslında çok güzel düşüncelerimiz var. Güzel, hani bunlardan birkaç tanesi mesela hani gençlik kulüpleri. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın da böyle bir talebi var. Hani camilerdeki gençlerden. Evet, cami gençliği. Tabii cami gençlik kulüpleri kurun. İşte sosyal manada sosyal hayat ve cami. İşte çünkü kötü alışkanlıkları bırakmak için onun yerine bir şey koymak lazım. Evet. Ya bir şeyi bırakmak değil sadece. Şimdi bir şey, tabii. Yerine bir şey geldi. Tabii yerine bir şey koyacaksın ki onu bir daha arama. Zaten bizim en büyük sıkıntımız da şu. Biz bir şeyi bırakıyoruz ama yerine bir şey koyamadığımız için maalesef tekrar eski alışkanlığımıza dönüyoruz hocam. İşte faaliyetlerimiz bunlar. Biz camileri bir çocuk bahçesi olarak düşünüyoruz. Camiler, mescitler bir çocuk bahçesi. Çocukların orada büyüyüp yetişip daha sonraki nesilleri, kendileri sonra camilerin içine taşınıp büyüdükçe daha sonra işte, çünkü hani bakın mahallenin merkezinde cami var. İslam'da şehrin merkezinde cami var. Cami sadece cami olarak değil. İlim, irfan, medrese. Hani bugün üniversite Sübyan Mektebi var. Çocuğu 4 yaşında veriyorsunuz. Şurada Sübyan Mektebi. Veriyorsunuz 4 yaşında. Orada ilkokulu okuyor. Oradan çıkıyor medreseye gidiyor. Medresede ne var? Medrese hemen aşağımızda. Ortaokul, lise ve üniversite. Yeah. Hepsi caminin etrafında. Hepsi caminin etrafında. Bakın, korona diye bir şey yaşadık. Hepimiz biliyoruz. Mesela ne oldu? Başka ülkelerde insanlar hastaneler doldu. Hatta dediler ki ölsün. Değil mi? Bunları dinledik. İşte İtalya'da falan ölsün. Yani yaşlı yani 60 yaşında falan, yapacak bir şey yok. Mesela 2. Selim zamanında bir kolera salgını oluyor. Bu caminin tarihçesinde geçiyor. 2. Selim zamanında bir kolera salgını oluyor. İmarethane 40 bin yataklı, 40 bin yataklı kapasitesiyle o kolera salgınındaki hastalara şifa almak için seferber ediliyor. Anladınız mı? Yani o seferber ediliyor. Bu gördüğümüz yer öyle bir yer değil. Ama hamdolsun yavaş yavaş aslımıza dönüyoruz. Bu aslımıza dönerken de gençler, özellikle gençler bu işe el atacak, taşın altına elini koyacak, herkesi sevecek, bir şekilde bu camiye adapte etmeye çalışacak. Ve hiçbir şekilde de bu sohbetleri böyle hani çok boş demeyeyim de şey görmeyecek. Yani hamdolsun çok iyi işler bunlar hocam. Allah sizden de razı olsun, hocalarımızdan da razı olsun. Hocam böyle ben çok konuştum. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Dertliyiz hocam. Valla dertliyiz hani. İslam'ın derdini dertlendirsin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlerde muvaffakiyetler nasip eylesin. Gerçekten Validati Camimizde çok güzel bir ortam var. Gençlik var, olgun abilerimiz, yaşı büyük olan tecrübe ehli kimseler var. Tecrübe ehlinin tecrübeleriyle gençliğin dinamizmi bir araya gelince Allah'ın izniyle çok güzel işler olacak, çok güzel hizmetler olacak. Gençlerimiz burada yetişecekler. Şimdi buraya geliyor çocuklar, bizim çocuklarımız da geliyor. Bisikletlere biniyorlar. Ondan sonra oyun oynuyorlar burada, top oynuyorlar, kedilerle oynuyorlar. Ailece insanlar geliyor buraya, oturuyor, çayını kahvesini içiyor, yanına getirdiği bir şey varsa onu yiyor. Yani ecdadın burayı bu şekilde geniş düşünmüş olmasının bizim için çok büyük bir avantajı var. Rabbim bu camileri yaptıran, buralarda emeği geçen Afife, Nurbanu Sultan başta olmak üzere
sultanlarımızdan, burada hizmet eden bütün ehli imandan, Mimar Sinan'dan, cümlesinden razı olsun. Rabbim hepsine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Cenab-ı Hak burada şu anda hizmet eden, bundan önce hizmet etmiş olan bu camiden dar-ı bekaya irtihal eylemiş imamlardan, müezzinlerden, hatiplerden, hizmet ehlinden, cemaatten Rabbim razı olsun. Amin. Rabbim onlara da rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Bir ayet-i kerimeye de meal verelim, bitirelim. Bakara suresi 127. ayet. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ. Hani İbrahim oğlu İsmail ile beraber Kabe'nin direklerini ikame ediyorlardı. Kabe'nin direklerini dikiyorlardı. Şimdi Adem Aleyhisselam zamanında yapılmış. İnne evvele beytin mud'a linnas diyor. Geçen hafta okuduk Osman Hocam'la beraber burada. İlk yeryüzünde inşa edilen ev neresidir? Kabe'dir. Kim inşa etti? Adem babamız inşa etti. Ama sonra tabii ki yıkıldı vesaire, tahribat gördü. İbrahim peygamber yeniden Allah'ın emriyle beraber çöl olmuş, kimsecikler kalmamış, bomboş bir arazi, kuru bir arazi. Cenab-ı Allah İbrahim peygambere emrediyor ve yeniden İbrahim peygamber oğlu İsmail ile beraber Kabe-i Muazzama'yı ne yapıyor? İnşa ediyor. Şimdi orayı duvarlarını yükselttikten sonra şöyle bir ev şekline getirdikten sonra bir duaları var İbrahim peygamberle İsmail peygamberin. Diyorlar ki Rabbena tekabbel minna. Ne demek? Ahmet abi Arapçan vardır senin ufaktan. Arapça. Kenar köşeden bu kadar yıldır sohbet dinliyorsun. Rabbena tekabbel minna. Ne demek? Kabul eyle. Allah'ım bizden kabul eyle. Bakın, yeryüzünde Allah'ın evini inşa ediyorlar. Peşinden hemen ne diye dua ediyorlar? Allah'ım bizden kabul eyle. Şimdi o yüzden Uğur abimiz de burada yaptığı her hizmetten sonra ne diyecek? Allah'ım bizden kabul eyle. Yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz öyle diyeceğiz. Hangi ibadeti yaparsak yapalım, peşinden mutlaka bu duayı edeceğiz. Allah'ım bizden kabul eyle diyeceğiz. Asla kibir yapmayacağız. Bak görüyor musun? Ben bu camide şu işleri yapıyorum, bu işleri hallediyorum. Ben olmasam şu işler olur olmaz. Asla bir insan böyle bir söze girişmeyecek. Biz kimiz ya? Biz aciz bir kuluz, zayıf bir kuluz. Biz olmasak dünya yürür gider. Biz olmazken de vardı dünya, bizden sonra da olacak. Biz azık olarak heybemize buradan ne doldurursak onu kar bilmemiz lazım. Bu din Allah'ın dini Celle Celaluhu. Bu cami Allah'ın camisi. Bizim değil. Biz burada hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte bu bilinçle ibadetlerimizi yapacağız ve bitirdiğimiz zaman da kabul olması için Rabbimize dua edeceğiz. İnneke entes semiul alim. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Rabbena ve cealna muslimeyni leke. Diyorlar ki İbrahim peygamberle oğlu İsmail Kabe'yi bitirmişler, inşa etmişler, dua ediyorlar. Allah'ım bizi her daim sana teslim olanlardan eyle. Müslüman ne demektir? Teslim olan demektir. Allah'ın kurallarına boyun eğen demektir. Allah'ım sen emrediyorsan baş üstüdür ya Rabbi. Peygamber emrediyorsa baş üstüdür. Bunu diyen kişidir, teslim olandır. Ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Bak unutmuyorlar, hemen diyorlar ki bizim zürriyetimizi de sana teslim olan bir ümmet eyle ya Rabbi diyorlar. Onun için Kur'an bize her şeyi öğretiyor. Mevlamız bize her şeyi öğretiyor. Demek ki bizler de ne yapacağız? Kendimize dua ettiğimiz gibi aynı zamanda evlatlarımız için dua edeceğiz. Dedeler, nineler torunları için dua edecekler. Dua çok önemli. Duayı ihmal etmeyeceğiz. وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. Sonra Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf yapıyorlar. Orada ibadetlerini yapıyorlar. İbadeti bitirdikten sonra da hac ibadetini yaptıktan sonra ne diyorlar? Bu hac ibadetini bizden وَاَرِنَا bize göster, مَنَاسِكَنَا hac ibadetini nasıl yapacağımızı bize öğret diyorlar. Önce öğreniyorlar. وَاَرِنَا bize göster, مَنَاسِكَنَا hac ibadetini nasıl yapacağız?
Şimdi Kabe nasıl tavaf edilecek, sahi nasıl yapılacak, şeytan nasıl taşlanacak, bunların hepsini bize göster ya Rabbi diyorlar. Ve tüb aleyna ve tevbelerimizi de kabul eyle. İnneke ente tevvabur rahim. Şüphesiz ki sen tevbeleri çokça kabul edensin, çok esirgeyici, çok merhamet edicisin diyorlar. Yüce Mevlam bizlere de Kabe-i Muazzama'nın bir şubesi olan bu güzel mabette, Vadiyatik Camii'nde güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Allah sizden razı olsun. Bakınız bu bayram gününde yine geldiniz sohbete, bizi yalnız bırakmadınız. Burada mübarek günde sohbete katıldınız. Cenab-ı Hak gönlünüzdeki hayırlı muratları sizlere nasip eylesin. Buraya gelirken atmış olduğunuz her bir adım için kabul edilmiş hac ve umre sevabı ikram eylesin. Rabbim evlatlarınızı, zürriyetinizi dini, mübini, İslam'ı hizmetkar eylesin. Hasta olanlara acil şifaları ikram eylesin. Dertli olanlara devalar lütfeylesin. Borçlu olanlara edaları ikram eylesin. İş arayan kardeşlerimize hayırlı, bereketli rızık kapıları nasip eylesin. Evlenmek isteyenlere en kısa zamanda kolaylıkla evlenmeyi nasip eylesin. Evlat isteyenlere en kısa zamanda hayırlı evlatlar lütfeylesin. Evladı olanların da evlatlarını anasına, babasına, vatanına, milletine faydalı, vefalı, hayırlı evlat eylesin inşallah. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifiyle bitirelim. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, her kim Allah için bir ev yaparsa Allah da onun için cennette bir köşk yapar diyor. Şöyle bir niyetimiz olsun, Allah'ım bize de bir cami yaptırmayı nasip eyle. Bir mescit yaptırmayı nasip eyle diye duamız olsun. Ama o mescidi yaptırana kadar da var olan mescitlerde ne yapmamız lazım? Hizmet etmemiz lazım. Ama niyetimizde olsun, gönlümüzde olsun. Cenab-ı Hak inşallah bize de böyle içinde ezan okunacak, Kur'an okunacak, namaz kılınacak, onun için Kabe'nin bir şubesi olacak bir cami yaptırmayı, bir mescit yaptırmayı nasip ve müyesser eylesin. İnşallah geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.